Efendim merhaba. iyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Şimdi hafta sonu tarih buluşmalarında bugün önemli bir düşünürü, Türk düşünür, şair, efendim felsef, siyaset adamı, bilim adamı diye tanımlayacağımız çok önemli şahsiyetlerden birisi olan Yusuf Has Hacip ve onun ünlü eseri Kutadgu Bilik'le birlikteyiz. Eserinden size söz edeceğim en benim açımdan en güvenilir tercüme olan Karaanlar Türkçesinde yazıldı zaten. Sözünü edeceğim efendim. Kitabı da göstereceğim size. Yusuf Has Hacip kimdir? Efendim Yusuf Has Hacip 1019 yılında doğdu, 1070 yılında öldü. Doğum yeri Türkistan'ın Balasagun kenti, ölüm yeri Kaşgar, Kaşgar ili o dönemde Çin sınırları içerisinde gösteriliyormuş. Kaşgar ili. Türk düşün dünyasının en önemli şahsiyetlerinden birisidir efendim kendisi. Değişik konularda çok sayıda eser vermiştir. Ama bunlar içerisinde en tanınmış olanı Kutkat Gu Bilik adlı bu eseridir. Efendim elimdekini Yaşar Çağbayır çevirmiş. Ötken Yayınlarından çıktı. Çok temiz bir Türkçesi var. İyi güvenilebilir. Başka eserler de var. Hiç kuşkusuz ki onlara da güvenilir. Ama ben elimde kendi kullandığımı sizlerle paylaşmaktayım. Yusuf Has aslında ismi Yusuf. Şimdi Has kısmı nereden geldi? Kısaca hemen onu söz edeyim. Ondan sonra yöneticiler için ne söylüyor, hükümdar için ne söylüyor, öğütleri ne, değerlendirmeleri ne. Onlarla sizi buluşturmaya çaba harcayacağım efendim. Şimdi Kutadgu çok mutluluk veren bilgi anlamına geliyor bu. Tekrar söylüyorum şimdi ismi Yusuf peki bu Has Hacip nasıl geldi, ne oldu, ne bitti bir bakalım. Bu eser Kutat Gubilik adlı bu eser Türk İslam dünyasının en önemli eserlerinden birisidir. Hatta söylenir ki muhteşem bir eser diye çok kitapta Batılıların kitaplarında da yer alır bu. 6627 beyitten oluşmuş Mesnevi tarzı bir kitaptır. Efendim peki bunu kime sundu? Karahanlı hükümdarı Tavgaç Kara Karabuğra Han'ın üzerinde okuyarak ona sundu. Han bunu çok beğendi, takdir etti. Kendisine has hacip ünvanı verildi. Bu nedir diyorsanız bugünkü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri onu düşünelim. O makam yani sarayda han'dan sonraki, hükümdardan sonraki ikinci mevki sarayda. Ama devlet yönetiminde vezir azamdan vezirlerden sonra gelen bir makam. Fakat hükümdar için çok önemli bir kişilik. Çünkü ne yapıyor diyorsanız bugünkü terminolojiyi kullanayım. Hükümdar için stratejilerin belirlenmesinde yardımcı oluyor. Böyle söyleyelim. Peki efendim. Şimdi ne söylemiş? Niye çok önemli? Devlet adamları için önerileri ne? Niçin bu Kutadgu Bilik çok önemli bir kitap? Baktığımız zaman o beyitlere görüyoruz zaten ne olup ne olmadığını. Efendim Yusuf'a göre soyluluk iki türlüdür. Bunlardan biri bey, diğeri ise alimdir. Yani aslında bu hükümdarda hem Beylik, hem alimlik ikisi birden bulunmalıdır. Aslında bir hükümdarda. Akıl insanı asilleştirirken bilgi Bey yapabilir. Böylece Yusuf soyluluğu batılı anlamdaki düşünüldüğü şekliyle kana yani kandan gelen bir soyluluğa, doğundan gelen bir soyluluğa ya da daha sonra çeşitli nedenlerle, siyasal iktidar mensupları tarafından yani kral imparator her kimse onlar onlar tarafından verilmiş. İkincil derecedeki soyluluk onu kabul etmez. Bakın söylediği mesele o. Diyor ki buradaki soyluluk batılı düşünürlerden tabii ki farklı şahsi teşebbüse bağlar diyor. İnsan akıl ile yükselir, bilgi ile büyür. Yani Yusuf'un sistemine göre bir daha söylüyorum. Biyolojik soyluluk söz konusu değil. İnsanın tutum ve davranışlarıyla kazanmış olduğu soyluluk önemlidir. Yani ona toplumun duymuş olduğu saygı, onu yükseltmiş olduğu mertebe önemli. Bunun da iki tane etkeni var. Birisi bilgi, öteki liyakat söylediği mesele o. Diyor ki Yusuf, ya bil insan ol veya hayvan adını al ve insanlardan uzaklaş. Bunun üzerine bir şey söylemeye sanıyorum ki gerek yok. Çok anlaşıldı. Şimdi yöneticilerde efendim hangi nitelikler olmalıdır? Yöneticiliği bir yetenek meselesi olarak görür. Diyor ki devlet başkanı için bilgi aklın bile üstündedir. Yani devlet başkanı bilgili olmazsa diyor onun aklı hiçbir işe yaramaz. Yani şunu söylüyor diyor ki bilgi olmazsa onun aklı diyor tilki aklı onun aklı diyor fesatlığa da yatar, kötülüğe de yatar, komplolara da yatar onun aklı. Ama diyor bilgi olursa bunların hepsini engeller. Yani liderliğin yolu uzun sözün kısası Yusufa göre bilgiden geçmektedir. Şimdi bilgisizlerin devlet yönetimine getirilmesi halinde ne olur? Söylediği şu. Halkın arasına fitne yani ikilik girecektir diyor. Dikkatinizi çekerim bakın. Yusuf Has Hacip'te ki aslında Yusuf demeyi tabii ki tercih ediyoruz. Ona göre devlet başkanında bulunması gereken ikinci özellik ise dürüstlüktür. Bunların dışında devlet başkanında hangi özellikler bulunmalıdır? Bunun cevabını şöyle veriyor Tatku birlikte. Akıllı, yumuşak, huylu, cesur, özü sözü doğru, tok gözlü, iyilik sever, cömert, edepli, erdemli, sabırlı, açık sözlü, alçak gönüllü, tatlı dilli, sakin, örnek davranışlı, affedici, hile ve haramdan uzak ve sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Şimdi bu saymış olduğu niteliklere sahip olan devlet başkanını ara ki bulasın. Şimdi buna karşılık devlet başkanında bulunmasının istenmeyen özellikler nelerdir? Yani kötü özellikler nelerdir? Bunları da şöyle söylüyor. Kibir ve gurur, öfke ve şiddet, düşmanlık, iyiyi kötüden ayırt edememek, halkın malını hor kullanmak, kan dökmek, açgözlü insanları devlet hizmetinde tutmak, adaletsizlik, Asık yüzlü olmak, kötü sözlü olmak, kumar, içki ve zevke düşkün olmak. Şimdi şu değerlendirmeyi yaptığımız zaman yalnızca bir devlet başkanı ya da yöneticilerde bulunması gereken nitelikler evet doğru bunların hepsini kendi bünyesinde bulundurmalıdır devleti yöneten bir şahsiyet ama unutmayalım ki anlattıkları toplumun bir bireyi olarak da sahip olunması gereken temel nitelikler. Niçin o birey bir gün devlete yönetici olur? O birey bir gün devlet başkanı olur. Halk ancak bunun diyor ki bu niteliklere sahip olan bir hükümdar kanun hakimiyetinde halkını güven içinde yaşatırsa halk da diyor ona inanır. Ama tekrar söylüyorum. Koşulları ne? hükümdarın, yöneticilerin kendilerinde bulunması gereken olumlu nitelikleri ve olumsuz nitelikleri işte olumları taşıyacak, olumsuzlukları ise taşımayacak. Ancak bu durumda diyor böyle bir aktör kimliği olursa yöneticide ya da liderde halk diyor ona inanır. Ancak bu da yeterli diyor. Değil diyor. Halk kanun hakimiyetinde güven içinde yaşar. Kanunlara uyulmadığı durumda keyfilik olur. Bundan en büyük zararı da siyasi iktidarla devlet görür. Hani efendim işte çarşamba günkü programda buluşmuştuk ya söylemiştim yeni belgeden Cumhur Reisi bunu kendisi sunumunu yaptı efendim yeni belgenin. Ama ne diyor burada? Diyor ki eğer bunlara uymuyorsanız diyor ne işe yarar? Tam da üstüne geldi oturdu yani. Başka belirttiği hususlardan birisi şu. Baskı altındaki halkın zulme uzun süre boyun eğmesi düşünülemez. Çünkü halk devlet için değil, devlet halk için vardır. Yusuf'a göre devlet başkanında önemli olan konuşmanın başında söyledim, karakter ve liyakat'tır. Tabii ki buradaki karakterden söz ettiğimiz mesele şu. En azından kendi yaptığı yasalara uyacak. Toplumun haklarını, hukunu kamu malının korunmasını gözetecek. Aranan mesele budur. Neden? Çünkü yine Yusuf'a göre lider yani devlet başkanı bir ışık, bir meşale gibi halkı aydınlatmalıdır. Efendim bakın çok önemli bir çok orduyla ilgili de burada çok saptamaları var. Yusuf Hasacip diyor ki hürriyet ve bağımsızlık olmazsa hazine neye yarar? bunu ifade ederek bunu orduyla ilgili düşüncelerini belirtirken söylemiştir ve ordunun önemine burada çok dikkat çekiyor. Bakın günümüze çok önemli yollaması var. Diyor ki asker sayısının çokluğu yerine seçme asker olmalıdır. Yani çok sayıda aritmetik olarak çok sayıda askerden oluşan ordunun yerine diyor siz nitelikli teknik olarak, teknolojik olarak geliştirilmiş olan bireyler ve ordu yaratmalısınız. Ta o gün bu tezi ortaya atıyor. Bu tez ne biliyor musunuz? Bugün sürekli üzerinde konuştuğumuz ve pek çok devlet tarafından uygulanmaya çalışılan Türkiye'de dahil profesyonel ordu düşüncesine öncülük etmiştir. Ve komutanlar için şunu söylüyor. Diyor ki komutanlar siyaset bilmeli ama siyasete karışmamalıdır bakın 11. yüzyılda söylüyor bunu Yusuf Has Hacip. Siyasal düşüncesinde hile ve kurnazlığa karşı çıkar Komutanların düşman karşısında ama her türlü hile ve kurnazlığa başvurabileceğini söylüyor. Bunu Sanzu da söyler Bakın 11. yüzyılda bunu söyleyen Yusuf Has Hacip daha sonra 16 yüzyıl 15-16 yüzyılda karşımıza çıkacak olan. Machiavelli'nin düşüncesinin de öncülüdür. Onun düşüncesine temel teşkil etmiştir demiyorum. Ama Machiavelli'den bakın kaç yüzyıl önce bunu ifade etmiştir. Sonuçta bu düşünce yapısıyla Yusuf Hasacip siyasal düşünceler tarihine yenilik getirmiştir dememiz hiç de abartı değildir demin söyledim ortaya koyduğu bu düşüncelerle işte daha sen kendisinden kaç yüzyıl sonra gelecek olan bu Machiavelli de öncülük etmiş olduğunu ifade etmeliyiz. Efendim işte bu 6627 beyit içerisinden hani yalnızca ben bu yönetim ve lider açısından olanları çok özet olarak seçip huzurunuza getirdim. Acaba şunu düşünelim. Yusuf Has Hacip bu yetiştiği ya da yaşadığı dönemde Türk İslam dünyasında başka bir deyim ile Türk dünyasında nasıl bir ortam var idi? Şimdi Kutat Gubilik nasıl bir eser diyorsanız burada bu anlatımlarını Hangi şekilde ortaya koymuş diyorsanız dört kişi arasında geçen konuşma şeklinde bunları ortaya koymuştur. Bu dört kişi, işte mutluluk ve devleti temsil eden ay doldu ya da ay Akıl ve hoşgörüyü temsil eden öydülmüş. Doğru yasa ve hükümdarı temsil eden gün doğdu ya yani da Küntoğdu, Uyanıklığı önceden görüşü ve geleceği temsil eden odgurmuş bu dört kişiden oluşuyor bunlara diyaloglar şeklinde sunmuş efendim doğduğu Balasagun kenti o dönemde Karahanlılar devletinin sayılı medeniyet merkezlerinden birisidir ancak biz Yusuf'un gençliğini tam nerede geçirdiğini hangi eğitim süreçlerinden geçirdiğini hangi medresede olduğunu kimlerin eğitiminden öğretiminden geç, geçtiğini bunları ne yazık ki bilemiyoruz. Kendisi de çok anlatmamış zaten. Söyle ifade etmemiş. Keşke yazmış olsaydı. Kendisinden peki kimlerden etkilendi diyorsanız kendisinden 100 yıl önce yaşamış olan bir Türk filozofu çok ünlü büyük Türk filozofu Farabi 870 ile 950 yılları arasında yaşadı. Bunun görüşlerinden çok etkilendiğini tahmin ediyoruz. Niye? Çünkü yazdıklarına baktığımız zaman Farabi'nin yazdıklarıyla karşılaştırdığımızda evet çok etkilendiği ortada ama hiç kuşkusuz ki 100 yıl sonra yaşamış olması nedeniyle kendisi bunları geliştirecek. İbn Sina'nın öğrencisi olduğu şeklinde de bir söylenti var ama bunun çok güçlü bir ifade olduğunu düşünmüyoruz. Fakat İbn Sina'nın fikirleriyle işte Kutadgu Bilig'in yazarı olarak bir değerlendirme yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Felsefi ve sosyolojik açıdan düşüncelerinin örtüştüğünü görmekteyiz. O nedenle İbn Sina'nın öğrencilerinden birisi diye ifade edilir ki İbn Sina 980 ile 1037 tarihleri arasında yaşadı. Fakat asıl asıl ağırlıklı olarak düşüncelerinden etkilendiği kişinin Farabi olduğu konusunda Batılılar da efendim işte bunun üzerinde çalışan Türkiye dahil doğulu yazarlar da neredeyse hem fikirdirler. Neden biliyor musunuz? Çünkü Far abi devletin temeline akıl, bilgi ve bilgeliği koymuş. Devlet yönetiminde aklın ve bilginin önemini devlet reisinin şahsında temellendirmiştir. Yusuf Asacip de bu öydülmüşün şahsında bilgi ve aklın seslendirilmiş, iyi yöneticinin de akıllı ve bilgili olması üzerinde hani durulmuş olması nedeniyle işte İbn Sina'nın özür diliyorum Farabi'nin ortaya koyduğu devlet başkanında olması gereken temel niteliklerle birebir aynıdır. Şimdi Kutatgu Bili okuduğumuzda akıl daha çok ahlak ve siyaset açısından değerlendirildiğini görürüz. Israrla duruyor. Eğer diyor bir siyaset adamı, yöneticisi, devlet başkanı, tamam bir şey söyledik. Önemli olan bilgi dedik. ısrarla söylüyor ama diyor akılla bilgi birleştirilirse ve ahlakla birleştirilirse diyor o zaman o devlet adamına halkın güveni büyük olur. Yoksa öbür türlü diyor ikilik çıkar, kaos çıkar. Neyse artık. Efendim şimdi yine kendisine baktığımızda yazdıklarına devlet sınırlarından söz edilmediğini görüyoruz. Fakat çok enteresan, dünya beyi diye bir ifade geçiyor. 836 numaralı beyitte. Dünya beyi. Burada ve benzer anlatımlarda Yusuf Has Hacib'in de daha ta antik çağ döneminde de ifade edilmiş olan örnek işte Diyojen'in temsil ettiği fikir akımında olduğu gibi Sinop'la hemşehrimiz Diyojen'in. Dünya devleti düşüncesinin fikrinin bence böyle bir vücut bulmuş şekli diye düşünüyorum. Bu ve benzeri fikirler daha sonraları alem şumul diye bir ifade kullanırız ya. Türk cihan hakimiyeti fikriyle Osmanoğulları Türk İmparatorluğunda devleti ebed müddet fikri oluştu. Bunların hepsinin sanki temeli buymuş gibi de bir değerlendirme yapılmaktadır. Yusuf Asacib'in ortaya koymuş olduğu, bu dünya beyi düşüncesiyle. Efendim kültürel özelliklerine bir bakalım. Yusuf Hasacib'in yaşadığı dönemin. Şimdi Türk İslam kültürünün ilk devresini oluşturur yaşadığı yüzyıl yani 11. yüzyıl. Türk tarihinde askeri siyasi yönden dikkate değer bir gelişmeler dönemidir bu dönem. Kültür tarihimiz bakımından da çok büyük önem taşır. Yine için ifade etmiş olduğumuz 11. yüzyıl bu süreç. Ancak siyasi bağlamda değerlendirdiğimizde kargaşalığın hüküm sürdüğü bir dönem olduğunu görmekteyiz. Ancak aynı dönemde Karahanlıların resmen Müslüman olmaları ile başlayan bir Türk, İslam, kültür ve medeniyet temellerinin atıldığına da tanıklık ediyoruz. O nedenle bu 11. yüzyıl önemli. 11. yüzyılda Gazne ve Kaşgar'da da çok sayıda Türk İslam kültür eserleri yazılmıştır. Şöyle bir şey söyleyeyim. 10. yüzyıl, 12. yüzyıl aralığını değerlendirdiğimiz zaman efendim bu iki yüzyılı Türklerin buna altın çağı diye ifade edilir. Başka bir ifadeyle Türk yayılmacılığının hem siyaseten hem kültürel olarak altın çağı diye ifade edilmektedir. Yani Türkler ister siyasi ister işte ticari ister askeri alanda Moğolistan'dan gözümüz önüne Mısır'a kadar, ta Kıpçak çöllerinden Hindistan'a kadar çok geniş bir coğrafyada o tarihte söz sahibiydiler. Dolayısıyla ne oluyor düşünün şimdi bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılıyorsanız, e, yayılmış olduğunuz coğrafyada da geçmiş yüzyıllarda yaratılmış olan hem kültürden hem farklı dini inançlardan da etkileniyorsunuz. O birikimi de alarak Türkler kendilerinde var olan tarihsel kültür, medeniyet birikimi, dini inançlarıyla birlikte bir değerlendirmeye gidiyor. Biz bunun adına ne diyoruz? Sentez diyoruz. Sentez. Ama hep tarih kitapları da şöyle bir şeyden söz ederler. Derler ki bu geniş coğrafyaya baktığımız zaman yalnızca Türklerin askeri zaferler açısından çok başarılı olduğu ifade edilir ama aynı zamanda da Türk dilinin bu geniş coğrafyaya yayılmış olması açısından da Türk kültürünün zaferi olarak da söz edilebilir. Böyle bir değerlendirme yapılmaktadır. Çok da haksız değil diye düşünüyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü düşününüz şimdi uzak işte Sibirya Türkleri, Budist ve Maist... Uygur Türkleri, efendim Hristiyanlığı kabul etmiş olan Bulgar Türkleri, Musevi olan Hazar Türklerinin dışında bir Türk dünyası var aynı zamanda. İşte bu söylemiş olduğum bu Türklerin dışında kalmış olan muazzam geniş bir Türk dünyası Müslümanlığı kabul ediyor. İşte buradan ne çıkıyor? Türk İslam kültür sentezi çıkıyor daha sonra biliyorsunuz işte Anadolu'ya da geliş süreci hatta burada da ne denir Alevilik için Anadolu İslamı çünkü gelecekler burada da bir senteze ulaşılacak. Peki şimdi bunun bu söylemlerin dışında güçlü bir devlet olan Musevi Hazar Türkleri var biliyorsunuz. Bu Musevi Hazar Türklerinin dışında 9. ve 12. yüzyılda imparatorluk ve büyük devletler kurmuş olanlar artık Müslümanlığı kabul etmiş olan Türklerdi ve çok geçmeden unutmayınız ki işte Türkler ta ilk okuldan beri kitaplarda da okumaktayız tarih kitaplarında da gerçekten İslam dininin yayılması konusunda Türkler hep şöyle bir cümle kullanılır İslam dinine en çok hizmet eden millet olmuştur diye efendim coğrafya yayılmacılığı açısından baktığınız zaman doğru mudur? Baktığınız zaman doğrudur. Gerisine bir şey söylemiyorum. Şimdi Orta Asya'da Karahanlılar, Horasan ve Kuzey Hindistan'da Gazneliler, daha batıda İran, Irak, Suriye, Anadolu'da Selçuklular, bütün bunların hepsinin köklerine baktığınız zaman bunlar bu bölgelerde sözüne etmiş olduğum o yüzyıllarda yani işte 9. yüzyıl 12. yüzyıl siyasal açıdan değerlendirdiğimiz zaman zaten yayılmacılık öyle başladı ya 9. yüzyılda Türkler gelecek, işte Müslüman olacak, İslamiyeti kabul edecek. Sonra işte o yayılmacılık başlayacak. Bu saymış olduğum işte Hindistan'ından tutunuz Orta Asya'sı, Horasan'ı, İran, Irak, Suriyesi, Anadolu'su bütün bunların hepsinde Türk devletlerinin kurulmuş olduğunu Aynı zamanda bu buralarda kurulan devletlerin siyasal kültürlerinin, geleneksel ve geçmişte, uzun sözün kısası tarihsel Türk kültürünün bu Maya'nın var olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda Doğu İslam dünyasında hakimiyetin Türklere geçtiğini gösteren, unutmayalım ki çok önemli de bu anlamıyla işte deliller var, tarihi deliller var. Şimdi bu durum gösteriyor ki toparlayalım yavaş yavaş. Bu durum gösteriyor ki 11. yüzyıldan önce Türk dünyası köklü bir İslam İslam'ı araştırma, tetkik ve yazma konusunda çaba harcamıştır. Bunu da denebilir ki Türkistan bugünkü tanımıyla ifade ediyorum. Türkistan coğrafyası o gün geniş anlamıyla ele alınız. Türk İslam medeniyet ve kültür açısından zirve yapmıştır. İbn Sina, matur Maturidiler bunun da en önemli, en canlı göstergesidir. İşte bu düşünürler sayesindedir ki Oğuz Türkçesinin olduğu kadar Türk biliminin ortak eserlerinden olan Divan-ı Lügatit Türk, Atabetül Hakayık, Kutadgu Bilik, Divanı Hikmet, Kur'an tercümeleri ve Tarihi Kaşgar gibi gerçekten kendi alanlarında çok güçlü, çok önemli. O günden bugüne kadar taşınmış olan bu büyük eserler verilebilmiştir. Bu nedenle de önemlidir. Yusuf Has Hacib'in bin Kutat Gubili'ni okumak, bugün de okumak önemlidir diye düşünüyorum. Sizlere iyi bir cumartesi, huzurlu bir pazar günü diliyorum efendim. Hoşçakalınız.